Şimdi birkaç tane arkadaşımla buluşup bir rooftop'a gideceğiz. New York'un gerçekten en ünlü ve her gelen turistin mutlaka uğradığı bir rooftop. Şu an aşırı gürültülü burası, bir saniye. Açıkçası Türkiye'den döndüğümde burayı bıraktığım gibi bulurum zannediyordum ama öyle değil. Delta versiyonu gerçekten daha bütün ülkeyi strese sokmuş durumda. O yüzden bütün gym, işte spora giderken ya da iç kısım, yani iç ortamlardayken mutlaka maske takmak zorundasın. Mesela şu an gideceğimiz rooftop açık hava olduğu için zannetmiyorum maske zorunlu olacağına. Ay, yoruldum. Hem konuşup hem yürümek çok zor. Şimdi West Village'a doğru yürüyorum. Oradan Washington Square Park'a gideceğim. Sanki Kadıköy Meydan. Herkes biliyormuş gibi söylüyorum değil mi? Onları haritayla size anlatacağım. Yüzüm nasıl parlıyor biliyor musunuz? Öyle bir nem var ki şu anda. Neredesiniz bilmiyorum izlerken ama Türkiye'de böyle nemli bir yer yoktur ya, böyle bir nem yoktur. Yani hayattan bezdiren bir nem. Gerçekten. Ve şu adam kot pantolon giymiş. Manyak mısın oğlum, ne yapıyorsun, ne kot pantolonu? Elimde olsa bikiniyle gezeceğim. NYU'ya gitmeyi düşünenler olursa böyle yanından geçerken hepiniz adına dua ediyorum, girersiniz umarım diye. Gökyüzünün rengi çok... Bir dakika, telefonum mu kirli benim? Meşhur hot dogcular. Evet, biraz telefon kirliymiş gerçekten. Şu an yani NYU, burası full NYU, New York Üniversitesi'nin kampüsleri dolu. Ve ortada bir tane public bir park var ama orası da artık NYU'nun parkı gibi olmuş gerçekten. Hep öğrenciler var. Allah'ım şu yüzümü ıslaklığı görüp, yani lütfen benden iğrenmeyin. Yapacak bir şey yok. Şu sıcakta bir de vlog çekmeye çalışıyorum. Yani bu iyi bir disiplin. Evet, geldim şu an parka doğru. Bakayım arkadaşlar ne taraftalar. Burada ilginç bir adam var. Böyle bir şeyler satıyor. Bedava sanat diye yazmış. Hem tabii ki bedava değildir. Mesela arkadaş grupları oturmuş saytimlerde. Çok keyifli değil mi? Bak şurada bir tane başka bir müzisyen var. Etrafında dinleyenler. Bu tarafta başka bir müzik var. Şimdi o tarafa doğru. Her yerde bir ayrı müzik. Bakayım bizimkiler nerede? Beni görmüşler ve şu anda görmemiş gibi davranıp utanmaz bir şekilde keşfetmemi bekliyorlarmış. Şu an bunların hepsini de tabii ki de paylaşacağım. Hello! Hello! I don't give you permission to film. Exactly. I'm gonna get your release form after this. Evet, İtalya'da çok hızlı bir... Göremiyorsunuz. Yemek yedikten sonra şimdi rooftop'a doğru gidiyoruz. Şu an Flatiron denilen bölgedeyim. Bakın göstereyim. Aa, bina yapılıyor, tam gösteremeyeceğim. Bir dakika. Şu o meşhur bina. Ama çok farklı duruyor. Ay. So I'm basically making vlogs for Turkey. Why? Show them like how my life is in New York. Turkish actress, what do I do when I wake up? Yeah. Like, how is my life? It's basically like a lifestyle. I'll tell you what she does. Nothing. Geldik şu anda. Sorry. 235'te doğru. Yukarı doğru çıkacağız. You. I got that on camera. Yeah, I got that. My friends are so nice. They're so nice. Sophie, what are you doing? I'm looking at my You're beautiful. God, I can't.
burası iç kısmı normalde aşırı derecede busy olur, şey olur, kalabalık. Türkçe, İngilizce, Turkish English. Gördüğünüz üzere bulutlar şu an çok iyi görünmüyor. Muhtemelen yağmur yağacak ama biz içmeye devam. Cheers. So how do you say cheers in Dutch? Post. 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 How do you say cheers and cheers? Tell me like a British version of it. It's just cheers? Cheers. Cheers mate. Cheers mate. Okay. Şu anda bildiğin bizi içeri doğru alıyorlar çünkü yağmur yağacak deli gibi. O yüzden herkes aşağı inmesi söylendi. İnsanlar yerlere yuvarlanıyor. En çok da şu hamburger özledim. Oh my god, it's so hot in here. What the heck is this humid? Yağmur bitmiş. Hemen yukarı doğru gidiyoruz yer bulabilmek için. Ama bir dakika, bitmiyor musun ya? Bir saniye, hala yağmur yağıyor bence. Aa, yağmıyor. Anda bayağı yağmurda, yağmurun altında. Can you not make me feel uncomfortable? They're like literally making fun of me. Yani bu benim işim, ekmek param. This is like how I make money now. I have to beef that, Jonathan. 235th, buranın adı, yazacağım size. Turistler için ideal diyebilirim. Burada yaşayanlar için birazcık daha farklı yerler önerebilirim. Trendeyim, şimdi eve doğru dönüyorum. Yani tren o kadar kalabalık değil ama boş da değil. 12 olmasına rağmen gece. Herkes maskeli diyecekken biri maskesiz geldi şu anda. Karşımda oturuyor. Dik dik bakabilirim. Ama dayak da yiyebilirim, o yüzden bir şey söylemeyeceğim. Gelen herkesin inanılmaz derecede formda kaldığını düşünüyorum. Neden? Çünkü trene binseniz bile her yer merdiven. Her yer. Sürekli de kardiyo yapıyorsunuz diye hayal edin. İstasyon niye böyle karanlık? Kapalı gibi. İlginç, şu an ışıklar falan çalışmıyor. Mesela Türkiye'de şey olayı var ya, yürürken şunu fark ettim. İnsanlar dibinden yürüyor. Maske var mesela, tamam ama ya bir insana bu kadar neden yaklaşırsın ya yürürken? Yani çok mantıksız buluyorum bunu. Böyle bir saçmalık var yani kesinlikle Türkiye'de. Söyleyeceğim, kayıt yapamıyorum. Resmen telefonum donuyor. Dur, tamam, şu anda problem yok. Şu araba çok tatlı değil mi? Görebilirsiniz mi? Heh, restoranı gördüm şu an. Korean barbecue denilen şeyi yapacağız. Etle pek aram yok. Pek de hiç yok. Jonathan'ın son günü olduğu için onun istediği bir şeyi okey dedim. Gideceğimiz yer şurası, bakın göstereyim. Hello.
I'm so welcome. Hot and disgusting. Ay, ay, ay. Jonathan, what do you think about the fact that I'm earlier than you? I got off the wrong train. So I don't care. I'm just of course I'm just earlier than you. I got off one stop early. So I like literally jogged. What did you get? Look at that. Which one are you gonna put first? You need to flip it straight away so that it like seals. He's a pro. What else do you know in Turkish? Sen seviyorum. Teşekkürler. Sorry everyone. Gidip bilgisayar alacağız. Jonathan, what are we gonna get from Apple? We are buying a Mac Mini. Oh, müziği duyuyor musunuz? Sorry. Ya size bir şey göstereceğim. Şu neye benziyor? Bayağı rendeye benziyor. Çok saçma bir dizayn. Şimdi de bir kitapçıya geldik. Alışverişimiz sona erdi. Are you gonna miss me? Yes. You will? Very much so. New York scenery of calling a cab. Taxi! Like you have to do the whole thing. Taksi bulamadık. Şu anda trene doğru yürüyoruz. Maalesef New York'un böyle bir yanı var işte. Yapacak bir şey yok. Trafiğin güzelliğine bakın. Sürekli sıkışık, sürekli. Yani İstanbul'daki trafikle yarışır. Gelmek üzereyim. Ya size de şey oluyor mu? Mesela bir film falan izlediğimde eğer şimdi kalabalık bir sahne varsa ve insanlar maskesizse şey falan oluyorum ben. Oh, maske takmamışlar. Hani bir alert oluyorsun yani. Evimin tam yanında bir bina yapılıyor. 77 katlı. Bir göstereyim. Bitmiyor yani. Bakıyorsun ve bitmiyor. Burada gene bir show var. Hep var burada bir aksiyon, bakar mısın? Ne yapıyorlar? Şey gibi değil mi? Animasyon olur ya otellerde. Bayağı sahne falan kurmuşlar. Bir de bu sıcakta, manyak mısınız?